İki gün önce Diyarbakır'da partisinin genel başkanlık irtibat bürosunda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Kamuran Yüksek'in bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Diyarbakır'a gidelim. Arkadaşımız Hasan Akbaş oradaki son durumu aktaracak. Hasan merhaba, yanında konuğun da olduğu bilgisi geldi bana. Ben sözü sana bırakıyorum. Evet, sen de bahsettin. Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Kamuran Yüksek gözaltına almıştı. Parti genel merkezinden çıktığı sırada polislerce gözaltına alındı ve gerekçe olarak da yaptığı basın açıklamaları, konuşmaları öne sürüldü, söylendi. Şu ana kadar henüz ifade vermedi Kamuran Bey. Kamuran Yüksek hala terörle mücadele şubesinde gözaltında tutuluyor. Savcılığa getirilip ve yine mahkeme huzuruna çıkacaktı bugün içerisinde, öyle söyleniyordu. Dediğim gibi henüz net bir bilgi yok, ifade vermediğini öğrendik. Bugün hem Diyarbakır'da da Kamuran Yüksek için yurttaşların katılımıyla bir protesto eylemi düzenlendi, düzenleniyordu. Bugün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yüzlerce kişi de yaşanan durumda protesto ediyordu. Biz şimdi son bilgileri ve yaşanan durumu değerlendirmek üzere Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkan yardımcısı Demir Çelik'le konuşacağız. Evet Demir Bey, biz biraz özetledik Kamuran Bey'in durumunu. Hem son bilgileri hem de bu yaşananları sizden bir değerlendirme olarak alabilir miyiz? Bize son yansıyan avukat arkadaşların savcıyla olan görüşmesidir. Görüşmede savcı emniyete talimat vermiş. Öğleden sonra muhtemeldir saat 3 zamanı sonrasındaki bir zaman diliminde Sayın Eş Genel Başkanımızı mahkemeye çıkarma gibi bir niyet bize iletildi. Biz de umuyor ve diliyoruz zamana yayılmadan Eş Genel Başkanımız mahkemeye çıkarılır, özgürlüğüne kavuşturulur. Her şeyden önce bu süreci öncelikle doğru ifade etmek ve okumakta yarar var. Mevcut anayasaya göre kurulmuş bir siyasi parti ve bu siyasi parti her şeyden önce de Yargıtay'ın denetimine açık olan bir siyasi parti. İşi siyaset üretmek olan, işi siyasal faaliyeti yürütmek olan bir siyasi partinin eş genel başkanı bir kısım basın açıklamaları ya da siyasal söylemlerinden kaynaklı gözaltına alınıyor ve tutuklama gerekçesiyle şu anda mahkemeye çıkarılıyorsa, bu ülkenin geldiği düzeyi, ülke demokrasisinin ve hukuk devleti olmadığının işareti olan adımlardır her şeyden önce. Biz bunları yıllardır siyasetle uğraşıyor olmaktan dolayı sıkça gördüğümüz, tanıklık ettiğimiz, en son 14 Nisan 2009 siyasi soykırım operasyonu olarak ifade ettiğimizde de binlerin, on binlerin gözaltına alınıp tutuklandığına tanıklık eden bir ülke geleneğinden geliyoruz. Bugün yaşananlar da ondan farklı değildi. Evet, yani siz de 90'larda cezaevinde yattınız. Evet. Akabinde KCK operasyonları ve devam eden bir süreç hala devam ediyor. Güvenlikçi yaklaşım da devam ediyor. Çatışmalı ortam hız kesmeden sürdürülüyor ve yani tüm bunlar hem KCK operasyonlarıyla da benzeştirilen yanları oluyor. Yani hem sürece dair de en çarpıcı yanı ne sizce? Yani nereye kadar sürecek ya da bir de bunu da... Yani sadece 90'lı yıllarla sınırlı olsa biz bunları 1920'lere, 30'lara kadar götürebiliriz. En nihayetinde Kürt sorunu denilen bölgesel uluslararası bir sorun. Bu sorunu getirip asayiş ve güvenlik sorunlarının eksikliğine bağlayarak çözeceği iddiasına bulunan nice hükümetler geldi geçti. Ve en nihayetinde de en son 14 yıldır AKP mevcut var olan sorunu çözeceğini gerekçelenerek kimi zaman çözüme dair halkta ve toplumda umuda da neden oldu. Ama görünen o ki onun siyasal ajandasında çözüm diye bir parametre yok. Kendi politik iktidarına hizmet edecek bir kısım ayak oyunlarından zaman kaybettirmiş. Bu zaman kaybı da bize pahalıya mal oldu. Şimdi bu manada elbette ki bunların kimseye bir faydasının olmayacağının altını çizmek gerekiyor. Kürt sorunu siyasal bir sorun. Sosyal boyutları, ekonomik, kültürel boyutlarıyla çözüme kavuşturulmayı bekleyen ve can acıtan, yürek yakan bir konumdadır. En nihayetinde de bu sorundan kaynaklı Türkiye demokrasiyle buluşamıyor. Buluşamadığı için yakın zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun en nihayetinde Cizre'de yaşanan vahşeti dillendiriyor olması, Avrupa Konseyi'nin vize serbestisi kararını geri çekmiş olması Türkiye'nin acıklı halini ifade ediyor. Bütün bunlar
Kürt sorunu çözememekten, çözümsüzlükte ısrar etmiş olmanın ortaya çıkardığı açmazlarımızdır. Umuyor ve diliyorum iktidar ve AKP bu yanlıştan bir an evvel geri döner, siyasi soykırma operasyonlarından vazgeçer, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırır. Bu ülkenin insanlarının, halklarının hak ettiği özgür bir yaşamı bir kez daha yaşamamıza hep birlikte biz yol açmış oluruz. Yani süremiz de az ama kısaca şunu da sorayım size. Yani bütün bu yaşananlar varken hem dokunulmazlık konular gündeme geldi. Siz de eski parlamentersiniz ve buna dair hem CHP'nin tutumu eleştiriliyor. Diğer çeşitli siyasi toplulukların tutumları eleştiriliyor. Siz hem buradan Batı'ya hem CHP'ye yani bu kitlelere bir çağrı yaparsanız, kamuoyuna bir çağrı yaparsanız neler söylersiniz? Hem Kamuran Bey'in de gözaltına alınmasına ilişkin de bir sessizlik var. Anladım. Teşekkür ediyorum. Yani öncelikle tabii söz konusu olan bir faşizm. Faşizmi yıldırmanın, korkutmanın, sindirmenin siyasal rejimidir. Son 10 ayı aşkın bir zamandır bizzat savaş politikalarının hüküm sürdüğü Türkiye'de insanların geri çekilmesi, korkması, sinmesi anlaşılır bir şeydir. Ama bunun kimseye de faydası yok. 94 yılında milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıran aynı Türkiye. 22 yıl sonrasında daha akılcıl, daha makul, daha demokratik yol yöntemler arayacağına, insanlara siyasal çözüm fırsatları vereceğine denemiş olmak Sayın Albert Einstein ifadesiyle ahmaklıktır. Biz bu manada her şeyden önce Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni, İslam, Hristiyan, kadın, erkek, herkes ama herkes dili için, kimliği için, kültürü için, özgür yaşamı için alanlara, sokaklara çıkmanın meşruiyetiyle kendi taleplerini gerçekleştirmenin mücadelesi içerisinde olmalıdır. Bu bir haktır, bu meşru bir haktır. Bu meşru hak birilerinin keyfine, birilerinin icazetine, iznine bırakılacak kadar değersiz değildir. Değerlerimize sahip çıkalım diyorum. Emeğimize, toprağımıza, suyumuza, enerjimize, kimliğimize, namusumuza, onurumuza sahip çıkalım kavgası mücadelesidir. Bu manada da yaptığımız bize belki ağır bedellerle geri dönüyordur. Ama bundan da onur duymak insanım diyen herkesin de ahlaki görevidir diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, biraz buradaki atmosfere de kısaca bilgi verelim. Şimdi Diyarbakır Adliyesi önündeyiz. Biz adliyenin çevresi hem biz onlarca zırhlı araç ve yine bariyerlerle örülmüş durumda. KCK operasyonları döneminde de bu manzaranın yaşandığını söylemişlerdi. Ve bugün bu bölge de toplanma, yürüyüş benzeri birçok şeyin yasaklandığına dair de bir karar çıktı valilik tarafından. Bugün dediğim gibi yurttaşlar toplandı ama henüz bir yürüyüş yok. Ancak Kamuran Yüksel'in gözaltı durumuna ilişkin de Diyarbakır'da hem gösteriler, protesto eylemlerinde artacağına dair de yurttaşların uyarıları var.